Dönemimizde, gençlik dönemimizde dedeler geldiği zaman mesela dede diyelim ki herhangi bir bir canın, bir ailenin, bir sevilen bir insanın veya da bir herhangi birinin evine geldiği zaman o toplumda, o mahalledeki tüm herkes haberdar olurdu. Herkes o dedenin olduğu mekana gelirdi, orada bulunurdu. Dedeler, dede geldiği zaman dede konuşurdu, millet dinlemek için. Canı gönülden onun söylediklerine bir şeyler kapabilmek için herkes çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla o binadaydı, o evdeydi. Dedeler tabii ki dinden, Hak Muhammed yolundan, edepten, Erkan'dan, nerede nasıl davranılacak, nasıl olacak, haklı nasıl, haksız nasıl, küskünde, dargın barışması için ne yapılır, kimin ihtiyacı var, kimin eksiği var, kimin noksanı var. Bunlar dile getirilirdi, söylenirdi dede. O da orada dile getirildi. Onlar o mesela ne yapılması gereken şeyleri oradaki canlara anlatırdı. Onlar orada gereken yapılmaya çalışırdı, yaparlardı. Devamlı hak yolundan bahsedilirdi. Sevgiden, saygıdan bahsedilirdi. Kötü, yanlış bir insan olduğu zaman sen yanlışsın denirdi. Eksik olana sen eksiksin denirdi. Orada yapılması gereken sen yapacaksın denirdi. Orada yani birlik, doğru yol gösterilirdi. Herkes canı gönülden dinlerdi dedeleri. Dedelerin bir de ağırlığı vardı. Dedeler de o topluma uyacak şekilde kendilerini yetiştirmişler, ağırlıklı insanlardı. Korkarlardı, dedede korkarlardı. Yani o şey yapacak, ben yanlış yaparsam o intizar yapar veyahut da yanlış söyler ya kötü bir laf söyler diye millet çekinirdi. Yanlış yapamazdı. Fiyat o zaman kuvvetliydi. Saygı o zaman kuvvetliydi. Sevgi insanlar, dedeler haricinde insanlar da birbirine daha fazla sevgi sayardı. Menfaat yoktu, çıkar yoktu. O zaman gerçek sevgi vardı. Dostluk vardı. Şimdiki daha değişiyor tabii. Yani eskide de yani şimdiki ölülerle davranış şekli, şimdiki cenazelerimiz arasında fark şöyle vardı. O zaman cenazeler olduğu zaman tüm o kabile onun yasını çekerdi. Aile olarak yas çekilirdi. Onların mesela doğru dürüst mesela kimse gülü boylu zevk sefa yapmazdı. Kimse öyle televizyon falan açıp millete eğlence yapmazdı. Kimse o cenaze sahibi yaslıyken çamaşır serip böyle çamaşır sermez, ama gösteriş yapmazdı. Yani bunlar yapmadığı neden? Sevgi, birbirine bağlılıktı. Bağlı insanlar. Cenazelerimiz 40 olarak çıkasıya kadar herkes bir aradaydı. 7 gün üst üste o cenaze evi terk edilmezdi. 7 gün herkes oradaydı. Sabah kalkardı, akşam gece yarılarına kadar oradalar. Orada yerler, içerler, otururlar. Herkes üstlerine düşen görev yapar. Oradan ayrılmazlardı. Ama şimdi ne oluyor? Bir gün sonra ya aynı gün. Ya şimdi çok farklı cenazelerde. Gelirler, uzakta gelirler. Ha, dedelerimiz gelirdi. Dedeler yine şeyler söylerlerdi. Hak Muhammed Ali tarafından anlatırlardı, konuşurlardı. Sohbetler olurdu o zaman. Azzallah şahmet sende yarabbim.